جمال نبی قره به جمال نبی قره حق جمال جمال حق حق جمال عشق سیدا نخیاله جمال حق حق جمال جمال حق حق جمال. Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün Onsuz Olmaz programında Bir Çınar'la birlikteyiz. 86 yaşını devirmiş Bir Çınar, Fikret Otyam bizlerin konuğu. Fikret Otyam'ı geçmişten bugüne kadar yaptıkları, belki de yapamadıkları vardır. 86 yılın içerisinde sığdıramadıkları şeyler vardır. Bütün bunları, hayat hikayesini sizlerle birlikte paylaşacağız. Kendi ağzında ve kendi evinde, Antalya'da Konya altındaki kendi evinde bizi konuk etti, mihman etti. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Eyvallah. Sefalar getirdiniz, selamlar getirdiniz, hepsine çok teşekkürler. Ne anlatayım? Babam Eldarcı, asker. Vatan toprakları, Yemen. Mirazım evden kalkar gider Yemen'e. Uzun yıllar kalır. Fotoğrafını gördüm, çok güzel bir karısı var. Uzun elbiseli. Bir haber gelir, karım tevellüm etti, acele gel. Tevellüm ne demek? Verem olmuş. Gider, 30 günde falan. Gelir, bir gün evvel ölmüş, koymuşlar. Babama takıldım, babama Türk filmleri gibi falan, öyle derdi falan. Bir de övünürdü babam, iyi kanun çalarım. Bir de İsmet Paşa'ya çadırda ilaç verdim, iğnelerini yaptım. Ulan diyeyim, koca Atatürk'ün arkadaşı Mustafa Kemal'in koca İsmet Paşa. Babamın nereden bir ilaç verecek falan. Gelelim 1942 yılına. İsmet İnönü Cumhurbaşkanı, Reis-i Cumhur Hazretleri Adana'dan Ankara'ya geçecek, Aksaray'da mola verdi, yemek. Yemekler bizim evde pişti. Bak hiç unutmuyorum, 42, bir Haçanım teyze vardı. Onun kadar güzel su böreği yapan yok Cihan'da, ben bildiğim. Ondan büyüdük biz. Şimdi Sevim ablam, kulakları çınlasın, o da şimdi 80 kaç yıl bakayım. Ben 86-88. Arkadaşı beraber onlar yemeğe hizmet ettiler. Ben de konuşmaları dinliyorum ötede, bir yandan da börekleri götürüyorum. Şimdi heyecandan babam ne yapacak, hani iğne miğne bilmem ne oluyor, biz çocuklara, altı çocuğunu anlattım. Paşam dedi, bir parça daha almaz mısın börekten dedi. Alayım da sana döneyim eczacı dedi. O tanıştığında babam eczacı diye. Ne yapalım dedi babam da, askerlik param için, sivil hayat böyle bilmem ne. Nerede yaptın askerliğini derken abimin muhabbet başladı. İş geldi, Yemen'e kadar dayandı. Çadıra dayandı, iğnelere, paşanın hastalığı diyare, ishal ve sıtma. Şimdi yine dönüyorum mecliste, paşam Yemen'de siz hasta olmuşsun çadırda. Nedir o? Diyare, diyare. Bir de iğne yapılıyordu. Sıtmadan. Askerliği beraber mi yaptık? Hiçbir zaman ben o eczacının, senin Yemen'den ilaçlarını yapan eczacının oğlu demedim paşaya. Hmm. Yani gazeteci için bir ayrıcalığı yediremedim kendime. Fakat böyle dalgalar geçirdim. Dedi derken açıldı, açıldı, açıldı. Tığ gibiydin sen o zaman dedi. Abi ben orada hiç saklamıyorum, donuma işi kaçırdım. Heyecandan neden biliyor musun? Babam bize yalan söylemedi. Babamla bizim anılarımız çok. Evet. 6 yaşında beyaz gömleğe giyeriz abisi. 7 yaşında kabadan iğne yapmayı öğretir. 8'de yavaş yavaş ilaca yardım etmeye. Çünkü o zaman her şey havan işi ve yapma ilaçlar bütün dolu.
Şimdi Aksaray'da bu eczacılık yılları değil mi? Evet. Bütün kardeşler ama böyle bütün kardeşler. İşte en büyük Nusret Kemal Öztürk şair olarak o eczacı oldu aramızda. Bu arada kaç kardeştiniz? Altı. Altı kardeş. İdik. Bir en büyüğümüz öldü. Evet. İkincisi de Nedim Otyam, o da öldü artık. İnanamıyorum. Neyse. Abi Türk Kodeksi 1930 yapılacak ilaçlar anlatı. Bu kuvvet şurubunda Malaga şarabı diye onunla koymuşlar. Malaga. Abi zaman izah deposundan sandık sandık Malaga şarabı gelir. Rafların üstüne dizilir. En büyük abim yapar giyerse çekerdi ondan. Bir kalfamız daha var, o da içeride. İşte 14-15 yaşımı geldiğimde ben de başladım Malaga çekmeye orada. Malaga'ya gittik. Eşimle beraber. Abi orada Malaga şarabı. Ben ağlayıverdim ya. O çocukluğum aklıma geldi. İşte babam bize ilaç yapmayı öğretti, iğne vurmayı öğretti. Bir de eskiden ilaçların üstünde beyaz dahilen, kırmızı haricen, yeşil gargara, sarı göz için etiketler vardı ilaçların üstünde, kutulara. Bunları siz hazırlıyordunuz değil mi? Abi şimdi basılıyor, geliyor evet. İstanbul'dan. İşte yazıyor, Halk Eczanesi Vasıf Otyam, işte hastanın adı, doktorun adı, tarifi günde iki tane yemekten sonra falan. Onun hep yazılı üstüne. Abi şimdi benim işim etiket kesmeye başladı. Böyle doktor muayene odası vardı, oraya otururdum. Bazen de uyurdum orada. Bir kesiyorum etiketi, bir daha ulan ben bunları üst üste keseyim dedim. Abi kayıyor tabii, el işi kağıdı. Enseye tokat, işini doğru yap. Hiç unutmadım şeyleri bundan. Kaytarma diyor ya, hızlı yapma. Şimdi abi bir de çok yaramazdım. Çok yaramazdım. Babam Konya'dan, Ordu'dan bir eczacı emekli olacağını duyunca Aksaraylılar büyük heyet gelmiş. Onların bir eczanesi var, Müslüm Hazreti. Bazı öldürmeler olmuş. Eczacıya demişsin sen yoksun. Babam da Kuruçeşmeli İstanbul'da, gelecek memleketine İstanbul'da. Gelmiş abi şey Aksaray'a. Eczaneyi vermişler. Şimdi benim bildiğim ilk eczanemiz, büyük bir alan var. Bir de benim karşıda şöyle şöyle balkonu olan bir ev, ben orada doğmuşum. Bak şimdi hikayeyle geliyorum. Babam gitmiş, demişler Basri'nin bir oğlum daha oldu diye. Annem, eczanemizin Ermeni kalfası, Aram Maraşlıyan, toprağı bol olsun, nur içinde yatsın, Kırant abi. Baba diyor, bir de göreyim mi ben demiş. Annem diyordu ki, babandan sonra seni Horont kucağına aldı, Hrant diyemezdi annem. İşte ilk eşini kaybedince, bütün askerler Yemen, çünkü Osmanlı şey sınır içinde. Evlendiriyorlar subaylar, bilmem ne yapıyorlar falan. Basık bir şehit karısı var burada, gel onu da sana alalım. Babam anamı görmüyor, oğluyla şey ilk annemin şehit oğlundan. En büyüğümüz, abimiz rahmetli oldu. İlk kocası. Evlenmişler. Vapurda barış ilan edilince Almanların Baron Beck vapuruyla bazı aile İstanbul'da dönüyor. Bütün bu evliler arasında 6 veya 10 kişi nikah yapmış. Biri babam. Vapurda bir sancı tutar annemi. Tam Süveyş karanlığı geçiyorlar. Nedim Bey operatör. Nedim oradan gelir, adı Nedim Otyam'ın, doğrultu yapar. Kaptan gelir ki, vapurun adı Baron Beck'te doğdu bu evlat. Hadi Nedim Vasıf Baron Beck. Gemiciler isyan eder, deryada doğdu, Nedim Bahri Baron Beck derya. İsim konusunda anlaşamıyor. Nedim abi, benim ismi. Fakat bir acı, annemin kardeşi, evli olmadığı için İngilizler bunu bırakmazlar ülkeye. Hüdeyli limanında elinde bohçasıyla kalır. Annem zaman zaman ağlardı işte. Anne ne ağlıyorsun? Ne oldu acaba kardeşim derdi. Babam Mısır Kralı Farah'a mektup yazdı. Bütün secereyi anlattı. Bize yardım edin falan diye.
Olmadı. Madem Yemen'e gitmeye karar verdim. Tülis'le beraber. Dedim Yemen'e gideceğim. İşte, kardeşini bulacağım, annenin kardeşini. Evet, teyzem bu Zübeyde. Tülis'den uçtuk, evvela geldik. Kahire'ye bizi anlayacak. Kahire'de dolaşıyoruz. Bir genç kız, bu Türk incirinin belesi Türkiye'de satıyor. Ve soydu hemen alel acele, dikenli üstüne. Bizde para yok, dolar. İngilizce konuş Filiz'de, yarın dedi verirsin dedi. Geçerken hakikaten kızı bulduk, bir daha yedik, para verdik. Tekneyle dolaşır mısınız dedi. Dolaşırız dedik. Babasının teknesi varmış. Çok güzel bir köfte varmış, ondan yaptık abi. Ben rakımı aldım. Mezeler var, köfteler falan. Böyle bir meyve yaydı, onu yakıyor. Muz muydu, neydi? Başladık bir nevilde dolaşmaya. Teybi açtım abi, Mahzunis, Çalık söylüyorum. Feyzullah, inletiyorum ha. Bize aldık, bindik uçağa. İndik Sanay'a. Abi şoför, bu kadar bir cembiye var. Biz Osmanlı'da öldürdükleri Türkler cembiyelerden. Şuradan da nokta olursa üç Türk öldürdü. Abi bindik geldi, herif bize havalandı, durdursa Filiz'in ikimizi keser. Kimsenin de haberi olmaz, orası gönder gider. Başladık biz teyzemizi aramaya. Abi bulamadık. Gene bir şoför geldi, cembiyeli. Onun amcasından evlenmiş teyzem. Eski başbakanla, Türk olan başbakana tercümanlık yapmış Arapça, Türkçe. Gözleri biraz sakatlanmış, hastalıktan. İki çocuk getirdi dedi adam, getirdi diyor. Yani iki çocuk doğurdu diye. Ben dedim onlar nerede sorun. Öldüler falan dedi. Yani bulamadık böyle asıl kelam. Böyle müthiş bir şeyimiz oldu, hikayemiz oldu. Geldik Habeşistan'a. Ben burada konakladık. Bunlar yaklaşık 80'li yıllar değil mi? Evet, yok 70 küsur. 79'da Filiz ablayla evlenmişti zaten. Olsun, o yıllar. O yıllardan. Neyse, orada güzel günler geçirdik. Döndük geldik. Şimdi eczanemizin önünde pazar kurulur. Salı gününden hazırlanır, çarşamba günü esas bütün köylerden satacağını satan getirir. Alacağını doktora giden, mahkemeye giden, adliyeye giden, şuraya jandarmaya, polise. İşte adam öldürüyorlar, bilmem ne oluyor. Bir de eczanede, hapishanenin ilaçlarını, tabii tek eczanı babam yapar. Sandıkların içine konur, beyaz bir sandık, etrafı camakanlı. Babam yukarıdan mühürler, Halk Eczanesi Vasıf İbrahim bana verir, Yezid, bana Yezid derdi. Doğduğumdan beri bana Yezid derdi. Doğru gideceğiz, eğlenmeyeceğiz. Abi, askerlik şubesinin bahçesinde bir tane taş adam var. Sağ tarafta da böyle kubbeli bir yer var. Yere batmış bir yer. Orada da yarasalar var, çocukları kapanmış. Oradan geçerken bir adam beklerdim ben. Hani taş adam çarpmasın, öbürü kapmasın diye. Bir gün geldim hastaneye. Bir adam yatıyor, üstüne kilim örtmüşler, kan içinde yer. Öldü, eyvah dedim. İlaca geç kaldım. Adam öldü. Geçip eczaneye verdi ilaçları. Cemal Bey amca vardı. Geç kaldım, bir tokata ezdeme. O da, nerede kaldın lan diye. Verdim ilaçları, döner gelirdim. Şimdi babam bize yavaş yavaş şey yapmaya öğrendi. Zehir tedavisi var. Bir tarafta kırmızı şiddetli zehirler, bir tarafta hafif zehirler. Ortada da sem, yani zehir terazisi, şeyle cımbızdan anlıyoruz. Adamlar reçeteyi yazar, bir adedinin miktarını yazar. Altında 20 paketler, yani 30 pilül hap. Sen onu çarpacaksın, bulacaksın, ona göre koyacaksın. Yanlış koydun, öldü adam. Ölü öldü gitti. Babam bize oğlum ya nasıl elimiz titrerdi, yanlış yaptım, Yezid doğru bak önde, kaç milimetre. Abi böyle böyle bir de pirül dedim, haplar.
havanda yapardık böyle evde. Onun macunları var. Ondan sonra ispatüller var. İspatüllerle kurşun kalem haline getirecek böyle ince. Şimdi böyle eğri çok sağlam metalde onun üzerine koyardık. Onun bir öyle hani sürtüsüne basarsın, salladığın zaman yuvarlak bilye gibi çıkar. Çıkamadım tokadı yedim. Hap yapıyorsun. Ondan sonra, evet hap yapıyor. Ondan sonra ellerimize bir şey koyardım, onun bir ilacı var, şey, toz. Onlarla böyle yuvarlardık. Ve ilaçlı o tozlu şeyin içine koyardık hapları. Yine yuvarlak. Bir de İkinci Dünya Savaşı'na gelelim. Uyuz salgını aldı yürüdü. Yok sabun yok, para alacak diye. Herkes uyuz. Bir sıtma. Sıtmanın bir ilacı var. Ve hemen iyi eden ama felaket sararsın adamı. At evrim plazma gibi. Bayırın. 75 kuruştu, hiç unutmuyorum. Kinin devlet çok uğraşırdı. Mesela köylere dağıtır, pembesini bilmem nereye verir, bedava veriyor. Eczane diyor ve parayla satılıyor. Ve atölye gelince kinin biraz geriledi. Abi öyle bir şey oldu ki birdenbire bu evde eczane yolu atölyenin kara borsaya düştü. Neyse hemen alırlarmış abi. Bakkalları satarlar. Babam duyunca bunu hükümet doktoruna beraber zehir, uyuşturucu maddeler gibi etiket, reçete, anasının adı babasının uçkârı sureti öyle satmaya başladık. Kar borsa durdu. Atlıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda babam Berlin ve Londra radyosunu dinler. Ve biz gece bir şöyle RCA eğer sahip radyo var, 10 lambalı. Önünde bir yeşil var. Şöyle yeşil bir yan yana geldiği zaman ses pırıl pırıl. Kötü olduğu zaman açılır. O ayarlanır orada. Bayer fabrikaları bombalandı. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden. Hayda! Koca adam abi. Eyvah! İlaç gelmeyecek, halkım kırılacak, başlar ağlamaya. Cimrilik açılır, annem de ağlar. Annem ağlayınca biz de ağlardık, Leverkusen fabrikaları bombalandı diye. Çok ağladık. Leverkusen'e gittik abi, Filiz'de sergi açmaya. Yedi iklimden gelmiş adamlar, televizyoncular falan. Bir de çok sevimli bir kız, kocası Alman, evlenmiş öğrenciyken. Şimdi Leverkusen'de ben Leverkusen bombalanmış, anlatıyorum. İşte Orta Anadolu, Aksaray gibi yerde, İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz Kraliyeti kız aynen takır takır anlatıyor. Hava kuvvetleri Leverkusen'i bombaladı, cimrilik ve sıtmadım, hepsini anlatıyor. En ufak bir tepki yok. Ulan bunlar manyak mı diyorum konuşurken de. Yine anlatıyorum falan, hiç şey yok, sesli bir lafı çevirdim. Ve alkış kıyamet, akşam geldik eve. Gert, arkadaşının kocasını, Gert enişte, Türkçe atıyor. Neden bir tepki yok? Vallahi ben de anlamadım. Rakı içiyoruz, kız güzel mezeler hazırlıyor bizim, kulaklar çınlasın. Neden diyorum ya bu kadar şey? Vallahi bilmiyorum. Abi bir gece bana 18-24 10 tane fotoğraf getirdi. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Leverkusen'in bombaladığı fotoğraflar. Hmm. Boktan yollar, köprüler, fabrikaya bir tane mermi düşmemiş. Ulan baba dedim, lan bizim bokunu ağlattın yıllar. Bunu çok yazdım, anlattım ve evet. Koca Fikret Otyan kitabına da bombardımanı saati, dakika, saniye yazdım. Az kütüphanelerden bulmuş getirdi bana. Şimdi bu hem eczacılık... Geldik. Çarşamba günleri, hemen bizim konulara geliyoruz. Babam dedi ki bir cingil yağ. Biz tereyağı çocuğuyuz. Ya demek için ben 86 yaşındayım. 7 yaşındayken hani kaç yıl geçmiş aradan? Kim matematiği kuruyor? 79. 86 olursa 7, 79 oluyor. 79 yıl evvel anlattığım hikaye. Hiç unutmam. Eczacı bizim evde köylüler gibi bütün peynir, yoğurt bilmem ne, yumurta bilmem ne, tavuklar, ördek, kazlar. Gittim böyle post bıyıklı.
hafif sakallı ama bıyıklar ta buralara kadar. Başı kasketli, çok güzel bir adam. Üstü yırtık ama temiz kok. Yani üstünde de kolalıktan yeni çıkmış gibi şey duruyor. Bez duruyor. Kaldırdım. Herkes alır şöyle ucunda aldı. Güzel tereyağı alırken abi tam kaç parmağı bile. Dönün yeğenim diye bir el abi. Çekti. Nedir bu lan? Ne oldu lan babam ya dedi. Müezzin İbrahim Efendi abi. Nur içinde yatsın. Eğer o bana bu koluma çekmeyi yapmasaydı ben bu resmi yapmayacaktım. Evli 60 senedir şunu boynuma takmayacaktım. Lan dedi bunlar ne öğretin? Bunlar kızılbaş dedi. Bunlar kesin gelmez. Mekruhtur. Mekruhtur. Hiç unutmam bunu. O çocuk aklımdan mekruh, kızılbaş bunların kesin gelmez nedir? Tak beynimde dolaşmıyor. Çocukluğumdan beri. Şimdi Hasan Dağı'nın tepesinde köyler var. Oradaki köylüler hep beraber gelirler. Mallarını satarlar, alacağını alır, tekrar Hasan Dağı'na giderler. Ben bunları yıllar sonra keşfettim. Yavuz Sultan Selim'in kılıcından kalkan kaçanlar. Evet. Evet. Bunları ne hapishanede görürsün, ne adliyede görürsün, ne jandarmada, ne poliste. Bunlar sonra öğrenip kendi aralarında mahkemeleri var falan diye. Cem Cumhuriyet yapıyorlar. Yok, söylemiyor, hiçbir şey bilgi yok, yapmıyordu. Deli misin ya öyle şey? Sen gidemiyordun değil mi? Yani gidip gördün. Daha mi? Ya gidin nereye gideceksin ya? Biz de bilmiyorum da ben bunların Alevi olduğunu. Çok sonra çok, öğrendim. Yani çok sonra öğrendim. Gidemedim de. O zaman da şeydi Ankara değil mi? İstanbul'da. Evet. Ondan sonra ben başladım. Şu kitap var mı? Kitap yok bu konuda. Şu oldu, bu oldu. 1950'de sanat yazıları yazmak üzere Bab-ı Adi'ye gittim. Orada Allah rahmet eylesin Cihat Baba'nın Son Saat gazetesi kim öldürdü kim yaptı gelip gidiyorum oraya sanat yazıları yazdım o gitsen resmini yap diyor. Cihat Bey sinirli bir adam. Ama çok imkanını tanıdı bana hiç unutmam. Bir gün adliye polis muhabiri mahallelerinde şey kuracaklarmış bir kuruluş hayır için. İzin istedi, vermedi. Ben de gidiyorum. Getir. Kovdum seni. Sözleşme falan yok. Sen adliye polis muhabirsin dedi. İyi mi? Abi 2-3 sene burnuma kan koktu. Ama İstanbul'un bütün rezilliklerini orada öğrendim. Gazeteciliğe ilk başta değil mi? Evet ama çok da iyi gazeteciydi. Bak bildiğin gibi değil. O eski abiler elinden rampa etmeye başladılar bana. Çünkü bir de resim yapıyor biliyor musun? Fotoğrafçılık da mı o yıllarda? Tabii yok. Fotoğrafçı 1950'de İtalya'ya gittik. 3. Napolyon Caddesi'nde bir yerden önü arkası net 6-9 filmden 12 poz çeken 6-6 oyuncak, çocuk oyuncak fotoğraf makinesi aldım. 6 yıl kullandım. Ödül dahi kazandım abi fotoğrafında. Neyse. Abi adliye polis mahalli şu bu. Sonra Dünya Gazetesi'ne terfi ettim. Ali İhsan Gövüş'ün rahmetli oldu geçenlerde yazı işleri müdürü, yardımcısı. Bedi Faik en güzel zamanı, Fahri Rıfkı Atay patronumuz. Fahri Rıfkı Atay? Evet. Bana hiçbir zaman ot yam diyemedi, ot yat beydi. Yani. Bir adeti var, aynı adeti ben burada yapıyorum. Artık Filiz'le alıştı. Fahri Bey'e gider gazetelere veren, okur, yere atar okuduğunu. Öyle bir şey oldu ki, ben de gazeteyi okurken gayri ihtiyar yere atarım. Filiz doktor şuraya koyar. Böyle bir şey. Abi orada Fahri Rıfkı Atay'ın kitabında var. Yan yana çıktı isimlerimiz. Babamdan bir mektup. Sevgili Fikret, bir gün doğru yolunca bilir. Babam öldüsü Halk Parti'nin. Halk Evi Başkanı bilmem, Kızılay Başkanı, Çölük Esirgeme Kurum bilmem ne. Abi İsmet Paşa gelir. Fahri, kahvemi söyle. Çıkar yukarı. Fahri Bey'in odasına gireriz. Bir de Hasan amca diye bir adam var matbaada yatıp kalkan. Yukarı katta çiçekler koymuş böyle. Meselet kahvesinde buluşuyoruz. Bir de tavla oynarlar falan. Hep böyle bakar.
Meşhur Hasan amcaymış bu kitap yazan. İhtilal yapan padişaha karşı falan. İsmet Paşa'yı hiç sevmez. Hiç sevmez. Fahri Bey der ki Hasan amcayı çağırmadı. Ben gidiyorum Hasan amca. Seninki geldi aşıklar. Böyle bakar diye hoş geldiniz falan der ama diyor öyle bakar. O da biliyor Fahri Bey şey. İsmet Paşa bunu sevmediğini. Bu Hasan amcanın iki tane akıl almaz güzel kitabı var. Ve Burhan Felek 4 gün Milliyet Gazetesi'nde Hasan amcayı anlattı. Şimdi eczanede geldik gittik, geldik gittik yavaş yavaş tek başına iğne yapmaya, tek başına ilaç yapmaya, tek başına pilül yapmaya biz eczacı kalfası olduk. Ve eczanemizde o Ermeni beni ilk kucağına alan buraya, Hrant Maraşlı'ya. Ermeni aileler çok. Aron diye kardeşi var. Biz ona Harun derdik. Aynı gün doğmuşuz. Ya ebe bizden çıkmış, ya onlardan çıkmış, bize gelmiş. Annemin memeleri yaralanmış, emziremiyor. O Harun annesi beni emzirmiş, götürüp getiriyorlarmış. O emzirmiş. Aron'un. Aron'un. Öyle güzel bir aile, şey, bu Ermeni, Mermeni falan, hiç böyle bir şey yok Aksaray'da. En güzel şekilde Cumhuriyet Bayramları, 23 Nisan'lar, 30 Ağustos'lar kutlanır. Ramazan'da herkes birbirine saygılıdır. Börekler yapılır, akşam dağıtılır falan. Şimdi bu Ermenilerden artık Türk Aksaray halkı kardeş gibiydi. Bir gün yolda şöyle bir boru buldum. Götürdüm Ohannes amcaya, demirci. Amca dedi bunun arkasını kapat, sok dedi, vurdu vurdu, sıcaksın. Şuradan da bana bir delik deldi dedi, deldi çünkü Bayram Tepesi'nde Ramazan topu var. Öyle yapıyorlar, burada delik var, barut koyuyorlar, içine de kağıt koyuyorlar, yukarıda tokuşluyorlar falan. Ramazan'da bazı çocuklar geliyor evden bir çaput aldım, bir gayya aldım, gittim. Orada tüfek satan adamlar var. Aldık amca bize barut verdi bir avuç diye aldık. Geldik Ulu Irmak'a oraya. Oraya koydum abi. İlk defa ben asacağım. Top benim. Bir de çok lafımız var. Ne demekti? Ölüm ölüm bir ölüm. Ve öyle bir şeyler. Koyma havayı fırla. Demedim üstüne taş koyacağız. Tam uğraşıyoruz yine fırla. Tam yine böyle ikinciyi taştı, battı, kıçıma bir topa seni yedik seni. Baban mı gene? Baban. Abi millet orucu bozmuş. Gençler ya zaman bak gitme. Top at. Lan eczacının oğlu yapıyor, top atıyor da diye. Babama gelmişti. Babam da Neşecan. Şimdi o da Erhan Demir'e rahmetli. Babacı onun eşi maalesef. O da ölümü bekliyor İstanbul'da. Orada elinden tutmuş. Babacım babacım bir daha yapmam diyor. Babam da göbekli. O abi baston. Ne bastonla dayak yedim. Anlatamam sana. Yazık derdi ben hemen masaların altına. Vurunca tabii diye bunlar kırılıyor. Bu bastonlar zaman eczan deposundan özel olarak alınıp İstanbul'dan ilaç sandıkları çırpır geldi. Ondan sonra bastonlar hep bir baston yedik. Ondan sonra artık biraz tevfi ettik. Eczanede çalışıyoruz. Abi Galatasaray Lisesi'ne gönderilmek üzere yazışmalar başladı. Şu kadar çarşaf alınacak, şu alınacak falan. Allah gani gani rahmet, Allah razı olsun. Toprak mahsulleri, ofisi müdürü değil, ne yapıyorsun? Ergeli'ye gönderiyorsun öyle. Kayseri'ye gönder, hem yakın lisede yatılı. Abi bizim Galatasaray'ı sıradı işte. Çok güzel saçları var bak kıvırcık. Bir yan temizi de ben yapardım. Vazelinle kilitledim abi. Limon kokuldu falan. Tavuğuları da vardı yani. Eczanede yapıyor tabii ya diyelim misin ya. Böyle mukle mukle olur. Geldim bir kapıda bir adam diyor. Git o saçlarını sıfırlan kestir gel dedi. Abi döndüm yine Kayseri'de berber buldum amca oldu. Oğlum nasıl kesiyor? Sıfır. Oğlum nasıl kıyarım ben buna?
Vallahi amca ben liseye geldim böyle böyle kokanıyor. Abi şöyle kata kata. Anam bir düştü önde. Aldım ben bir tanesini sakladım. Hatıra defterime koydum. Bütün defterlerim, bak o defter kayıp. Saçım orada, uzun yıllar gördüm onu. Hatta kağıda geçmiş ya. Abi bir de aynaya baktım, ağlamakta oldum. Baksın bir diye. İkinci Dünya Savaşı'nı. Herkes birbirinin dolabını açıp birbirinin ekmeğini çalıyor. O zaman orada, Kayseri'de misin? Kayseri'de. Kete diyorlar. Keteler çalıyor. Ben orada 7 yıl bir biyoloji öğretmenini çok sevdim. Raşit Bener. Bak şimdi hikayeye. Öyle candan güzel adamdı ki bir onun dersini seviyorum. Abi zor hamama gidiyoruz. Okulun hamamı şeydi. Hep bitmedik abi. Bütün okul. Yatıldılar. Haydi inatları hastane hamamlara gönderdim. Hastanelik oldum. Orada bir aksaraylı gelmiş. Beni görünce orada babama demiş sen burada bizim insanları kurtarmaya ilaç yapıyoruz. Oğlum orada ölüyor hastanede diye. Ben kendimi Aksaray'da buldum. Liseyi bıraktık abi. Ben bir gün eczanede öbür tarafa açıldı. Belediyenin orada genç bir çocuk duruyor. Gittim merhaba dedim, hoş geldin. Yabancı, nerede, ne yapıyorsun? Nevşehir'e gideceğim dedi. Ne yapıyorsunuz siz dedim. Ben de İstanbul'da okuyorum. Ne okudun? Güzel Sanatlar Akademisi'nde dedim. Resim okuyorum dedi. Ne abi, niye, nasıl bir okul dedim. İşte bu heykel var, mimar oluyor dedi, şu oluyor, bu oluyor, resim. Ressam oluyor. Babama dedim, baba ben buldum, okulu buldum, nedir? Böyle tabelacı mı olacağım, tabelacı olacağım. Abi bu Neşet Günal'dı, Türkiye'nin en büyük ressamı. Öğrenci o zaman. Geldim. Neydi, Reşet? Neşet Günal. Ha, Neşet Günal. Orada. Çok büyük, güzel bir ressamdı. Beni yani oraya sevk eden. Abi ilk girdik sınava. Birileri püf yapıyor böyle abi, yaptığı işi. Ulan ne, ben Aksaray'dan gelmişim, yaptım mı güzelce. Bedrami'ye ve Müslüman'dan mektup getirmiş şair. Dedi reis, yok sen ne yapmışsın dedi, ne yaptın hocam dedi. Lan yok resmin dedi ya, böyle fişe yapmadım dedi, yok bilmiyordum hocam. Eyvah dedi ya, ağlamadık seni dedi. Üst üste koyunca o kömür füze gitmiş. Abi ben misafir talebi oldum orada. Ya hüvet veriyorlar, kart veriyorlar falan. İkinci yıl yine sınava girdik, bir resim gördüm birisinde. Ama nasıl güzel. Dedim bak arkadaş, bu resmi fikse yapmazsan gittin kayağının dibine. Şimdi ben geleceğim, ben yapacağım. Üf, yaptım, biri daha var. Bu Orhan Peker. Türkiye'nin en büyük genç ressamı. Geldi gitti, bizleri bıraktı. Biri de Turan Erol, sağ. Dedim bak Turan, şimdi burada bir ressam var, gel sana göstereyim. Öyle biz tanışınca abi, biz üç ayak olduk. Orhan Peker, Fikir Otyan, Turan Erol. Şimdi ben ilk sınıfta bir ay geçti, o kısa boylu bir hoca gelip benim resmime bakmıyor arkadaşım. Güzel kızlar var. Ben de yeni böyle bıyıklarım çıkmış. Saçlarım yine bir yan çizme, güzel kıvırcık. Bir gün hocam bana da bakar mısın? Der demez abi. Bak küstah, sen bana vazifemi öyle çık dışarı, git git yapma bilmem ne. O akamda tuttu abi. O zaman sarayı yanmamıştı. Herhalde padişah düşündü. Bir gün bir fikir tutacağım diye bir adam gelecek. Hocasıyla boğuşacak. Şu halıları kalın yapayım dedi. Merdiven halıları kalın. Abi biz hocayla beraber dışarıdan sen aşağı ben yukarı, hoca dön, ağzından köpükler çıkıyor. Birinci kata düştük. Abi ben epey hırpaladım. Boğuşarak geliyorsunuz. Ben de bir cilalı ayakkabı gördüm ben. Bir kafamı kaldırdım. Fevzi Çakman damadı, okul müdürümüz. Nasıl bağırıyor biliyor musun? Ya bu ya ben diye okulda kovulacak diyor. Burhan Toprak Hoca çok dürüst bir adamdı. Ve şeyde akademide yanma sarayın bir parçasında otururlardı. Neyse abi bir hafta tardı muhakkat. Yani geçici kovulma.
İki üç tane hoca var. Beni almıyor kimse. Ben de oturuyorum orada beyaz gömlemle. Şu palmiyeler var ya bahçede, çok onları çiziyorum falan. Çallı nur içinde yatsın, koca Çallı. İbrahim Çallı. O hergeleyi bana gönderin demiş. Gördüğüm hoca da Çallı'nın öğrencisi. Bedrami'ye gidiyorum. Hocam ben yanlış girmişim atölyeye. Turan'la şey gitti oraya. Orhan. Ben kaldım öbür bu. Dövdüm hocaya. Beni başka kimse almıyor. Çallı acıdı bana herhalde. Geldim abi kapıyı açtım. Mamla beraber böyle kaldım. Karşımda çırılçıplak bir kadın. Duruyor. Millette böyle resim yapıyor. Küçük küçük gel dediler bana. Dedim abiler aldılar orada büyük sırtlar. Abi geldiler bana da sehpa verdiler. Raptiyelediler. Füzen verdiler. Döndüm ben de. Başladım. Çıplak kadın çizme ama elim titriyor. Gördüm de hamamda küçükken bu kadar yakından görmemiştim. Çallı. Bir de bir akrabamın evinde kalıyorum. Boyabatlı. Ortaköy'de Sandalcı Melis Sokak 25 numarada beyaz hanım kız boyuna benim gömleklerimi yıkar, iki gömlek temiz. Bir de atölyede böyle dönen havlular var. Millet gelir ama o zamanlar akrilik yok, yağlı boya. Herkes fırçasını kaldırmıyor onun içinde. Çallı geldiği zaman evlerini yıkayacak o da tahsil yapar. Çok güzel adam. Ne günler geçti. Küçük geldi, hemen gidelim. Şöyle paça şey tutarım, görünüyor, yıkar elleri. Bir gün baktım ağzımda diş yok. Hocam dedim ya ağzında diş yok, nasıl yemek yiyorsun? Evlat bak diye diş istemez dedi. Onu şimdi ben de anladım işi o istemediğini. Bir yıl oldu güzel. Cevat Dereli meşhur asistanı. Aklım fikrim Bedrami'de. Bambaşka bir öğretim var orada. Ben burada klasik çıplak kadın çiziyorum. Bir gün yağlı boya yaptım. Babamın Kuruçeşme'de bir bölüm kahve. Oraya gittim. Koydum aletleri. Bakarız tamam. Gel. Çalıyor. Ne güzel resim bu. Kimin dedi? Benim diyemedim abi. Sen ya ne oldu? Efendim küçüğün dediler. Ulan ben sana yağlı boya yap dedim mi? Görmeyeyim bir daha. Abi 7 ay bana bir ayak geldi şöyle, Romalı ayağı. Bir tane kıvırcık kafalı burada bir tanesi var. 7 ay onu yaptım abi. Sağdan, soldan, önden, desen. Nasıl desen öğretti bana biliyor musun hoca? Ondan sonra yavaş yavaş iki defa attım fikrimi dedim abi. Cevat Hoca'ya dedim, Cevat Hoca nasıl söyleyeceğim? Lan fikri deli misin yavrum, seni evladım mı seviyorum? Ama neler bana anlatıyor abi. Gülmekten geciriz bu atölye. Bir gün hoca Bedrami'ydim hoca, ben sana gelmezsem bir vakit evden ayrılacağım. Fikret dedi, hoca izin vermezse alma, darma. Nasıl söyleyeyim? Cevat Gerer dedi, sık istersen söyle dedi. Ha, bir gün işte son zamanlara doğru hocam dedim sana bir şey dedi, siktir git dedi, aynen böyle. Aferin hocam dedim, nasıl koşaraktan abi, öbür binanın oraya, Bedran'ın atölyesi. Hoca dedim, bana siktir git dedi. Tamam izin vermiş, geldim. Evet, şu gün abi orada başladım. Ortayı orada bitirdim, yüksek resmi orada bitirdim. Bir yandan da... Bedran'ı atölyesinde bitirmiş. Atölyesinde, bir yandan da Dünya Gazetesi'nde yazı işlerin müdür yardımcısı. Ali İhsan Gövüş'ün. Halif Bey nur içinde yazsın. Okurken mi bir taraftan çalışıyorsunuz? Okurken şimdi onu söyledi. Kuzum Otyat Bey dedi. Hem okudunuz hem çalıştınız dedi. Sizi kutlarım, sizi bir bilet alalım. Hopa'ya kadar gidin gelin. Artvin Hopa. Halif Bey dedim, ben kara çocuğuyum dedim. En büyük su dedim, Tuz Gölü'ydü. En büyük su Uluırmak'tı. Ben dedim denizi sevmem. Ne yapacağım denizde 15 gün? Ben doğuya gittim. Deli misin sen, şimdi oralar sıcaktır da, şudur budur da bilmem ne. Bedi Faik de kulağı çınlasın, yar sağlı, 90 yaşından küsür. Baktım Bedi abi, Faik Bey dedi, bırakalım gitsin dedi. Abi ben 45 gün sonra döndüm. Ne kadar Ali Bey köyleri varsa,
Abi elimde fotoğraf makinesi, teyp. Dolaşıp durdum. Hakikilerini gördüm. Aralarına girdim, evlerinde yattım, lokmalarını yedim. Fotoğraflar çektirdik, rakılar içtik. Notlar aldım. Ya böyle bir cennet. Daha sonra bunlar kitaplaştı değil mi? Hüdost. Geldim ilk defa. Cumhuriyete girdiğim zaman 62'de bunu önerdim. Dediler ki, ya sen deli misin Cumhuriyet gibi bir gazetede bir din iman bilmem ne. Allah rahmet eylesin. Meşhur yazı işleri müdürümüz beni nur içinde yatsın başkasın. Gönlü gitsin, bırakın gitsin demiş. Abi oradan da aynı 35 yıl sonra döndüm. Büyük reklamlar yapıldı. Yazı şu. Hüdost, Fikir Hoca Malevi ile Bektaşlı'nın arasında yazı dizimiz. Radyo ilanlar verildi, gümbür gümbür oldu. Dünya da o zaman Cumhuriyet'ten sonra gelen güzel gazete. Abi çıktı yazılar. Nasıl arttı tiraj biliyor musun? Akıl almaz bir şey. Benim derdim o kadar işte mekruhtur, kestikleri yenmezin, tam tersi. Bunlarda böyle bir şey yok. Yok kızlar anasından bilmem ne falan bu yalanları yalanlayan, doğruları yazan bir yezit yazıyor bunu. Babamın dediği gibi. Ben takılırım kendime. Beşinci gün. Şimdi Burdur, İsparta yolunda Baladız diye bir köy var. Evet. Orası Bektaşi köyü. Oraya gittim. Askerlik öğretmen arkadaşım var. Onlarda yatıp kalkıyorum. 10 gün kaldım orada. Gözleri, bu arada cem yaptık ve gözlerini kapattım. Çünkü 61 analizine göre Alevilik tarikat, mezhep, Bektaşi tarikat, yasak. Ulan adamlara bir şey yapar diye ben bunların gözlerini kapattım. Gözlerini kapattım, bana bir mektup geldi. Biz senin adam bellerdik, senden böylesin bilmem ne. Bunlar hırsız mı, casus mu, düşmanı mı? Gözlerini nasıl kapatırsın bilmem ne. Uzun kitapta var. Ben de aldım şundan şunu yazarım arkadaşım. Dedim böyle bir yasal şeydir. Yoksa onların gözünü kapatmaya kimsenin gücü yetmez. Sıkı yönetim İstanbul ertesini kapattı röportajı. Yasakladı. Sıkı yönetim kapattı abi. Bir ay geri, iki ay, üç ay son saat, son havadiste Bektaşilerin iç yüzü falan diye bir röportaj başladı. Ecbet Güresi'nde genel yayın müdürü oldu. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nde? Cumhuriyet değil, Ankara bürosundaydı. Genel yayın müdürü oldu. Çok takılırdı bana. Ben Cumhuriyet'e girdim, 62'de ilk yapacağım bir aile bir röportajı. Sıkı yönetim komutanına çok ağır bir mektup yazdım. Bildiğin gibi değil. Ben 6-7 kitabım var. Bakın dedim. Ben vatan haini değilim, bölücü değilim. Bölücülükten bana. Benim asın dedim, benim mahkemeye ama benim ekmek paramı nasıl kapatıyorsun? Ne hakkınız var? Böyle olmuyor. Ecbet telefon etti. Allah razı olsun. Ne bok yedim lan ya dedi. Ne olmuş dedim. Şimdi bir geliyorum ona bunu yapalım. Gelsinler. Ulan öyle mektup yazılır mı dedi. Ne olmuş dedim. Ulan sıkı yönetim konu ya. Şimdi geliyorlar bana. Bir cip geliyor oraya dedi. Gelsinler. Hadi hadi. Git hemen dedi radyoya. İlanı ver. Yarın başlıyoruz. Abi aldım ilanı gittim. Ben önüme yakın. Ankara Radyosu. İlanı almadılar abi. Niye? İçinde Alevi Bektaşi sözü geçmedi. Lan oğlum. Onlar da hep ahbabım onlar. O zaman tek radyo var tabi. Hani o mu? Yok, o daha önce aldılar. Alevi Bektaşiler arasında fikir atacağım diye. Hüdost. Kapattı ya sıkı yönetim de oğlum bir şey olur bize. Lan adam izin verdi lan. Kapatan adam bizim yer. Ne yapalım? Fikir atacağım yarım kalan röportajı yarın Cumhuriyet'te. Var bende bunlar hep kültürleri. Bitti abi postacı diyor baba. Başkası olsun sana söylerdi yani. Nasıl mektup geliyor? Alevilerden gelenler şöyle bir torba. Sünni canlardan gelenlerin adı biz bunların böyle olduğunu bilmiyorduk.
Benim istediğim de buydu. Ve cemale nabi kore Hak cemale cemal hatta hak cemale Aşkı sevda ne hayale Cemal hakka hak cemale Cemal hakka hak cemale